22 Temmuz yaklaşıyor. Milletvekili adayları için takvim hızla işliyor. Bu dar vakitte adaylar seçmene kendilerini tanıtmak için hemen hemen her yolu deniyor. Bürolar tutuluyor, dev afişler, posterler köşe başlarındaki yerini alıyor. Tüm bunlar için gereken sağlam bütçeyi ise en çok tutulacak büroya ödenmesi gereken kira sarsıyor. Zira Kırıkkale'de kiralar şimdiden 5 hatta 10 kat arttı. Bugünlerde Kırıkkale'de emlakçıların kapısına en çok milletvekili adayları çalıyor. Zira adaylara göre giderek daralan seçim sürecini en iyi şekilde değerlendirebilmek için bir seçim bürosu tutmak şart. Adaylığı sürecinde kamuoyuna kendimizi tanıtabilmek için bazı şeyler yapılması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de işte büro açmak. Tabii bunun için önce sağlam bir bütçe gerekiyor. Ülkenin her yerinde seçim büroları 1 ise 5'e katlıyor fiyatlar. Bizim Kırıkkale'mizde de öyle. Artık bu seçimin gereği diye kabul ediyoruz. Vekil aday adaylarına göre kiraların 5'e hatta 10'a katlaması normal. Binaya çalan kılıfını hazırlar hesabı. Bu işe soyulan bunlar da bu şeylerde razı olmak zorunda. Emlakçılarsa aday adaylarının büro tutma konusundaki tutumlarını tamamen yanlış buluyor. Başka amaçlarla kullanılan yerleri bu arkadaşlar gelip yüksek layış bedeliyle kiralıyorlar. Bunun sebebi de işte kısa dönemde özellikle de merkezi olan yerlerde bu rakam daha yüksek. Kiraların hızla artması emlakçılar kadar esnafın da belini bükmüş. Bizde bir laf vardı Anadolu'da fırında bayramda satılır diye. Şimdi kuş bayram olarak görüyor. Örneğin işte 500 bin lira olan kirayı seçim zamanı 5 bin lira istiyor bir ay. Milletvekili aday adayları büroları tuttuğundan dolayı çok kiralar acayip şekilde arttı. Bak üstümüzdeki apartman öyle 10 bin lira istiyorlar. Kırıkkale'de seçim süreci evini ya da bürosunu kiraya vermek isteyenlerin yüzünü güldürdü. Güldürmesine de bir de madalyonun öteki yüzü var. Seçimde biraz toparlanmayı bekleyen bayrakçılar hala tamam. Hiçbir tane gelmiyor. Hepsi Ankara'da yaptırıyor. Ondan sonra daha hiçbir nasibimizi alamadık.